İmamdan farklı bir mekanda hoparlör bağlantısıyla imama uyulabilir mi diye bir kardeşimiz sormuş. Şimdi değerli kardeşlerim, imama uymanın hoparlörle, sesin duyulmasıyla, duyulmamasıyla çok bir ilgisi yok. Onu belirtmeyin. Yani imamın sesini duyuyor musunuz, duymuyor musunuz? Bununla bağlantılı bir şey değil. Fıkıh kitaplarımızda imama uymanın sahih olabilmesi için bir takım şartlar var. Birincisi mesela, bir imama siz uymak istiyorsanız o imamla sizin aranızda bir duvar bulunmaması lazım. Nasıl bir duvar? Onu efendim aşıp da imamın yanına geçmeye güç yetiremediğiniz bir duvar düşün. Kapısı yok, penceresi yok, açık değil. Böyle bir duvar imamla sizin aranıza geçmişse, bulunuyorsa o zaman o duvarın ardından imama uymanız caiz olmaz. Bu bir. İkincisi, bir yerde imam var, siz de cemaat olarak ona uyuyorsunuz fakat imamla sizin aranıza büyük bir nehir girmiş. Nehir. Nehrin beli tarafından diğer ucunda olan imama uyamazsınız. Bu iktida sahih olmaz. Böyle bir imamla cemaatin arasında ikinci husus olarak nehir girmemesi gerekir. Üçüncüsü de âmmenin, topluluğun, insanların, kamunun kullanmış olduğu bir yol imamla cemaatin arasına girmemesi gerekir. Yani imam yolun, yol demiş olduğumuz şey, yani insanların kullandığı, bineklerin geçtiği, insanların yürümüş olduğu yolun ucunda birisi var. Diğer beli tarafında bulunan bir adama oradan uyduğu zaman da yol bu adamın o imama iktida edip uymasına engel teşkil eder, engel olur. Onun için fakat yolda cemaatle dolarsa, diyelim imamın arkasından beri cemaat geliyor, yolda dolmuş, artık işlevliğini yitirmiş, yolda da cemaat varsa o cemaat öylece devam edebilir. Benim bahsini yapmış olduğum şey, yol işlerken, insanlar oradan geçerken, umumi yol, âmmenin kullanmış olduğu cadde, onun ardından siz imama iktida edemezsiniz. Dolayısıyla bu üç husus olmadığı sürece, bahsini yapmış olduğum şekilde bir duvar veya bahsi yapılan şekilde bir nehir veya yol bulunmadığı sürece, mukbirus savt demiş olduğumuz, yani veyahut da mu'lin dediğimiz ilan eden kişinin sesiyle, yani imamın kıraatini duymasanız fakat hani imamın tekbirlerini tekrar eden, bu sünnet-i seniyyede vardır, tekrar eden cemaatte insanlar olabilir. İşte İmam Allahu Ekber der, çok daha arkadaki kişilerin duyması için cemaatten belli bölgelerdeki insanlar da o onu tekrar eder, o da tekrar eder derken cemaatin bu şekilde bütün tekbirleri ve komutları alması sağlanmış olur. Bu caizdir. İmamın kıraatini duymanız, sesini duymanızla alakalı bir husus değil. İmama uymanızın sahih olması için bahsini yapmış olduğum engellerin bulunmaması gerekir. Bunu da belirtmiş olalım.